Bugün önemli bir konu için burada toplandık. Biliyorsunuz ülkemizin en büyük sorunlarından biri madde bağımlılığı. Maalesef hem İzmir olarak hem Konak olarak istatistiklerde son derece yukarıda çıkıyoruz madde bağımlılığında. Bununla Konak olarak baş etmek üzere bir yol haritası çizdik. Emniyetle işbirliği yapıyoruz, kaymakamlığımızla işbirliği yapıyoruz. Öncelikle madde bağımlılığını Konak Belediyesi'nde yok etmek üzere neler yapabiliriz düşündük ve herkesin, çok iyi biliyorum ki ben de bir anne olarak, çocuğumuzu korumak üzere neler yapabiliriz? Bunu konuşalım istedik bugün. Gerçi konu başlığı anne ama aslında ebeveyn. Aslında herkes. Sizlerin bugün burada alacağı eğitimle ben eminim ki bunu yakın çevrenizde, iş arkadaşlarınızla da aktararak bir ilk adımı atmış olacaksınız. Buraya geldiğiniz için, bu seminere katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım çok yararlı olur ve kentimizi bu bağımlılıktan kurtarma yolunda önemli bir adımı bu seminerle atmış oluruz. Çok teşekkürler, hepinize iyi seminerler. Daire Şube Müdürlüğü'nden polis memuru Sayın Görkem Yıldız. Evet, Sayın Belediye Başkanım, değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Değerlendirmeler yapmak için buradayız. Amacımız farkındalığı olan bir toplum oluşturmak. Evet, uyuşturucu toplumun büyük bir sorununu. Uyuşturucuyla mücadele tek başına polisiye tedbirlerle mümkün değil. Topyekün bir mücadele bizim amaçlarımızdan birisidir. Ve bununla alakalı bu mücadeleyi sizlere de katmak bizim için çok değerli. Ailelerini gördüğümüzde ailelerinden şöyle bir çıkarım yapıyoruz. Aileleri uyuşturucu kullandığını çok sonra farkına varıyor. Her kesimden bireylere bu eğitimi veriyoruz. Çünkü başta söyledim, bizim açımızdan çok değerli ve önemli. Tabii bunun uyuşturucu madde kullanıp bağımlı olma ihtimali mevzan, ekonomik ve sosyal çöküntü oluşturan maddelere bizler uyuşturucu madde diyoruz. Evet, ülkemizde bu maddeleri vücuduyla tanıştırdıktan sonra bırakmakta zorlandığı durumlara bizler madde bağımlı diyoruz. Ticaretini yapmak suçundan işlem görmüş bireyleri yüz yüze sorulan, sigara ve alkol kullanıyor muyuz gibi kendi içinde değişkenlik gösteren sorular. Sürecik bir araştırma, uyuşturucu madde başlama nedenlerini araştırmak ve büyük bir çoğunluğu arkadaş ısrarında uyuşturucu maddeye başladığını söylüyorlar. Tabii bize ebeveynler olarak çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Tek başına uyuşturucu madde kullanıp bağımlı olan kişiye sorumlulukları yüklemek doğru değil. Maddelerden uzak durması için arkadaşlarından, yakın arkadaşlarından gelecek bir teklif. Bu maddeleri ilk defa kullandığında başta söylediğim gibi çok uzaktan bireylerden almıyor. En yakınından arkadaşından alıyor. En yakındaki arkadaşı kendisine bu maddeyi kullanması için birçok telkinde ve ısrarda bulunuyor.